Birkaç videoda bahsettiğimiz gibi Hristiyanlık, Hazreti İsa'nın ilk dönem öğretileriyle bir Yahudi mezhebi olarak Yahudiye ve Celil'e de başlar. Ancak Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesi sırasında yaklaşık milattan sonra 30 civarında sadece en fazla birkaç yüz takipçisinin olduğunu da unutmamalıyız. Ama bu dini yalnızca Yahudilere değil aynı zamanda Yahudi olmayanlara da yaymaya başlayan havarileri olduğunu biliyoruz. İmparator Neron ve onun meşhur Hristiyan zulmü hakkında konuşmuştuk. Özellikle de meşhur Büyük Roma yangınından bahsetmiştik. Milattan sonra 64'te olan Roma yangınında Neron suçu Hristiyanlara atar ve bunu Roma'da Hristiyanları ciddi ölçüde yok etmek için kullanır. Birçok tarihçi havarilerden Petrus ve Pavlus'un o dönemde öldürüldüklerine inanıyor. Bu yangından dolayı Hristiyanları cezalandırmak için onları diri diri yakan Nero'nun bir tasviri. Şimdi bu çok erken dönem Hristiyan kilisesinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam eden diğer imparatorluk eylemleri var sırada. Milattan sonra 70'te Kudüs'teki ikinci tapınak yıkılıyor ve bu Vespasianus'un hükümdarlığı altında gerçekleşiyor. Ve bu elbette Yahudi halkı için çok önemli bir olay. Ama aynı zamanda Hristiyanlık üzerinde de önemli bir etkiye sahip. Çünkü hatırlarsanız Hristiyanlık da aslında Kudüs merkezli bir dindi. Hristiyanlık, Yahudiliğin bir mezhebi olarak başladı ama tapınağın tahrip edilmesiyle Yahudiler ve bu ilk Hristiyanların çoğu Kudüs'ten dağıldılar. Ve böylece imparatorluğun her yerinde Hristiyanlık merkezleri oluştu. Mesela eski adıyla Antioch olan Antakya gibi yerler bunlara birer örnek. Hristiyanların sayıları giderek arttıkça ve giderek daha fazla güce sahip olmaya başladıkça da huzursuzluk artmaya devam etti. Bu insanlar Roma tanrılarına itaat etmeyi, onların ritüellerini yapmayı, Roma tanrılarına ibadet etmeyi reddediyordu ve hatırlarsanız imparatora ibadette aslında Romalı olmanın bir parçasıydı. Ve sorun Yahudilerle olandan bile daha büyüktü çünkü Yahudiler bir dereceye kadar inançlarını kendilerine saklamışlardı. Oysa Hristiyanlar misyonerdiler ve kendi inançlarını Roma vatandaşlarına yayıyorlardı. Aileler, bazı aile üyelerinin Hristiyan olmaya karar vermesi ve Roma inancına ilişkin ibadetleri gerçekleştirmek istememesi sebebiyle bölünüyordu. Kısacası çeşitli zulümler gerçekleşiyordu ve 2. yüzyılda ve hatta bir ölçüde 3. yüzyıl başlarında Hristiyanlar gittikçe daha güçlü ve sayıca daha fazla oldukça bu zulümler daha da yoğun hale geliyordu. Hristiyanlara yapılan zulüm Diokletianus'un hükümdarlığı altında artıyor önceki videolarda Diokletianus hakkında konuşmuştuk. Kendisi imparatorluğu doğu ve batı olarak ikiye ayırmasıyla biliniyor ama aynı zamanda Hristiyanlara zulmetmesiyle de ünlü. Roma İmparatorluğunda Hristiyanlara yapılan devlet destekli zulüm onun döneminde yaşanıyor. Ama ilginç olan şu ki bu zulümlerden kısa süre sonra daha doğrusu birkaç on yıl sonra tüm Roma İmparatorluğu üzerinde hüküm sürecek olan bir sonraki İmparator Konstantin Diokletianus'un tam tersi görüşte. Konstantin iktidarını sağlamlaştırmaya çalışırken Milattan sonra 312'de Roma'nın dışında ya da hemen girişinde yer alan meşhur Milvian Köprüsü Savaşı gerçekleşiyor. Bu savaşta Konstantin, güneşin ortasında Hristiyan hacı imgesini görür ve bunun hacın altında savaşması gerektiğini gösteren bir işaret olduğunu düşünür. Bu sembolü askerlerinin kalkanına çizdirir ve zafer kazanır. Bu tarih yani Milvian Köprüsü Savaşı'nın olduğu 312 yılı Konstantin'in Hristiyanlığa geçmesinin, onu inanç olarak seçmesinin başlangıcı olarak görülüyor. 313 yılında Roma İmparatorluğu Milano fermanını yayınlayarak resmi olarak Hristiyanlığı tanıyor ve yasal hale getiriyor. Ki bu çok büyük bir şey çünkü Hristiyanlara tüm bu zamana kadar Roma tanrılarına ibadet etmemelerinden dolayı zulmedilmişti. Daha sonra 325'te Konstantin daha da ileri gidiyor ve İznik konsilini topluyor. Burada daha birleşik bir inanç sistemine sahip olmak amacıyla tüm Hristiyanlık dünyasından psikopozları bir araya getiriyor. Sonunda İznik kararları ortaya çıkıyor ve bu kararlar çıkmadan önce şu meseleler tartışılıyor. Hazreti İsa Tanrı'nın oğlu mu olmalı, Tanrı'ya eşit mi olmalı yoksa ondan biraz daha aşağıda mı kabul edilmeli? İznik kararlarına göre Tanrı ve İsa bir ve aynı yani eşdeğer kabul ediliyor ve sonra Konstantin ölüm yatağındayken vaftiz olarak Hristiyan oluyor. Yani bu devasa Roma İmparatorluğu'nun ilk Hristiyan İmparatoru oluyor. Ve tahmin edebileceğiniz gibi giderek daha fazla kişi Hristiyanlığa geçiyor. Bu deyim yerinde ise Hristiyanlık için Roma'daki en cafcaflı zaman. Çünkü Roma İmparatorluğu'nun imparatoru Hristiyan oluyor ve böylece Hristiyanlık yasal bir din haline geliyor. Sonra 4. yüzyılın sonuna geldiğimizde bu durum daha da hızlanıyor. Hristiyan bir imparator olan Theodosius'un yönetimi altında Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun resmi dini oluyor. Eskiden aynı imparatorlukta Hristiyanlık yasa dışıydı ve bu nedenle Hristiyanlar zulme uğruyordu. Ama şimdi Hristiyanlık Roma İmparatorluğu'nun resmi dini haline geliyor. Bayağı bir fark var arada, değil mi? Theodosius hem Doğu hem de Batı Roma İmparatorluklarına aynı zamanda hükmeden son imparatordu. Özetlemek gerekirse, başlangıçta son derecede Hristiyanlık karşıtı olan bir imparatorluk var. Yahudiye ve Celile'de olanları ilk başta fazla dikkate almıyorlar ve gittikçe Hristiyanlara daha fazla zulmetmeye başlıyorlar. Ama bundan birkaç yüzyıl sonra Roma tam bir Hristiyan imparatorluğuna dönüşüyor.